Çok benziyor. Şu. Deli Ormanlı Sinan. Uzun süredir ortalarda yoktu. Sinan hemen bulunup getirilsin. Polisler eve geldi. Seni aradı. Haberin olsun. Sağ olasın. Ellerinden öperim. Cinayet masasına gelsin dediler. Neden aranıyorsun? Çok mu mühim? Bilmiyorum. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim Sinan'ım. Talihsizim benim. Beni habersiz bırakma. Olur, bırakmam halam. Bırakmam. Bu tabancayla mı ateş ettin Gürkan Uğurlu'ya? Evet. Fabrikada çalışıyorduk. Bektaş da beni işten çıkardı. Yalvardık dinlemedi. İkisi de ağız birliği etmiş. Şahsi kinimiz vardı. Aramızda husumet vardı demişler. Hemen şimdi gidip o Pervin'i rezil rüsva edeceğim. Yüzünü gözlerini filan tarif edemiyorum ama benzin istasyonunda gördüğüm kadar yakından gözlem kesinlikle tanırım yanılmam. Nah görürsün yakından. Beni yakından gördü. Ulan bana bak. Şimdi ben seni gebertirim. Gebertirim anlıyor musun? Sen kimsin lan? Sen kimin evini basıyorsun lan? Yukarı mı tuttun ya? Yetmedi mi? Yetmedi mi? Kimsin lan? Sen kendin ne sanıyorsun lan? Gellat mısın yoksa? Baba! Benzincide biri görmüş. Kötü. Değil. Sadece kısa bir mola vereceğim. Yusuf Akdoğan'la fazladan 5-10 gün daha yaşayacak. O kadar. İstanbul'da hep beraber yaşarız. Dördümüz kenetleniriz yeniden. Belki de çoğalırız. Damatlar, torunlar olamaz mı? Olur. Niçin olmasın? Önce sen, ardından Nermin. Seni şöyle gelinlikli, telli duvakla bir göreyim yeter. O zaman boyun altında kalsın katil Celal'in. Bizim güvenlikçi Ömer, ailesiyle İstanbul'a gidiyor. Senden kaçıyorlarmış. Hı? Bekir Obalı'da onlarla yolcu. Ya, ağzın bal yesin ortak. Anlaştık mı? Baba dur bir dakika, bir dakika. Ömer, dur da helalleşelim. Ulan Celal! Baba! Baba dur, uyma ona! Ulan! Baba! Ulan! Kaçma Ömer, kaçma. Aşağı inecek olursam! Hadi cehenneme git. Cehenneme sen gideceksin. Halil'in avukatıyım. Benden kurtuluş yok. Anladın mı beni? Yok! Babasının intikamına yemin eden bir çocuğun yüreğine saplanmış bir hançerdir ki. Ne kadar çok kalırsa öfkesi o kadar çoğalır. Bunu da çok iyi bilirim. Tamam işte. Çıkar o hançeri yüreğinden, Akdoğan'ı Yusuf'a sapla. Bekir oğlum, evin hakikaten çok güzel. Aydınlık, eşyası yeni, her yeri tertemiz. Sana nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum. Rica ederim, ne önemi var? Beğendiğinize çok sevindim. Buyurun oturun. Burası artık sizin kendi eviniz. Neden aranıyorum? Suçlandığın bir olay mı var? Geldiğinde açıklarım. Ne zaman gelirsin? Yarın öğlen. Olabilir. Bekliyorum. Buyurun. Rıza Bey'le konuşmak istiyorum. Kimsiniz, kim diyeyim? Eski bir arkadaşın ne oluyor? Biraz bekler misiniz, beyefendiye haber vereyim. Beyefendi bir bey geldi, sizi görmek istiyor. Kimmiş? Bir arkadaşınızın oğlu olduğunu söyledi, kapıda bekliyor. Allah Allah. Kim olabilir ki?
Buyurun, hangi arkadaşım oğlum? Tanıdın mı beni? Tanıdın mı? Evet, tanıdım. O zaman günah benden gitti. Yarın emniyette karşı karşıya geleceğiz. Yanılırsan ödersin. Yanılmam. Seni hiç görmedim. Tutuklanırsam kurtulduğunu zannetme. Biliyorum. Afiyet olsun. Bütün bu yemekleri sizler için hazırlattım. Teşekkür ederiz. Bu ne zahmet Bekiroğlu? Mahcup ediyorsun. Ne demek? Sizleri İstanbul'da görmek, salonumda ağırlamak beni nasıl mutlu ediyor bilemezsiniz. Sağ ol. Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu. Şerefinize, sağlığınıza içiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ömer baba, yarın sizinle şirkete gidelim. Yusuf Bey'in yanında işe başlayacaksınız. Hemen mi? Bu kadar kolay mı? Hı hı. Bu kadar kolay Ömer baba. Göreceksiniz. Ben sizleri kendi ailemden sayıyorum artık. Size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen gelir misiniz? Hı hı. Tabii. Buyurun, ne diyecektiniz? Sizden bir ricam olacak. Kardeşimden uzak durun. Anlamadım. Anlamaya çalışın o zaman. Kardeşim daha çok küçük. Onun üzülmesini istemem. Ona bir zarar verme. İçin teşekkür ederiz. Benim için zevkti. Buyurun sizi eve bırakayım. Yok, biz şuradan bir taksi çağırıp gideriz. Olur mu öyle şey? Sizleri bizzat götürmek benim vazifemdir. Buyurun. Yarın arabamı tamirden alayım da kimseleri yormayalım. Buyurun. Artık. Güzel Pervin Hanım bugünlerde döner yedir. Gidip konuşmak lazım Sinan için.
Onun gibi cin bir avukat ilaç olur Sinan kardeşime. Bu mahkum için öyle bir savunur ki Sinan yakalansa bile en az cezayla kurtulur gibime geliyor. Yarın polisle Rıza konuşursa zor kurtulurum. Yok, kurtulamam. Peşimi bırakmazlar bir daha. Bekir Obalı bir aramasının altından elini tuttu. Gördüm. Sen de çekmedin elini. Yanıma çağırıp ona senden uzak durmasını söyledim. Sen de Bekir'den uzak duracaksın. Gizli bir ilişkin olmayacak. Yoksa hepimizi çok üzersin. Sana anlattım, bu adam karanlık işler yapıyor. Dikkatli ol, burası İstanbul. Peki abla. Senin burada ilk işini okumak, öyle demiştin. Başarabilir miyim sence? Senin gibi olabilir miyim? Sen benim çektiğim zorlukları çekmeyeceksin. Ben senin hep yanında olacağım. Oğlumun katillerini azmettirenin Celal Demircan olduğu kesin. Bunu ortaya çıkaran da Ömer'in kızı Pervin. İstanbul'da ceza avukatlığı yapıyor. İstersen size de hizmetleri olabilir. Tabii, neden olmasın? Rahmetli Gürkan'la evlenip gelinim olacaktı. Babasıyla beraber Celal'le çatıştılar. İş yeni cinayetlere varmasın diye terk ettiler Ayvalık'ı. Hak verdim. Yazık. Ortalığı katillere bırakmalarına üzüldüm. O Celal'i tanırım. Reşit Canoğlu köpeğinin kuyruğudur. Celal'le mutlaka hesaplaşacağım. Aileyi de geri getireceğim. O zamana kadar Ömer'e yardımcı olursan minnettar kalırım. Bekir Obalı'yla beraber dün İstanbul'a gittiler. Sen hiç merak etme Mahmut. Ben gerekeni yaparım. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Burada bekle. Amirim az sonra seninle konuşacak. Sinan geldi amirim. Odada. Hadi gidelim. Tek taraflı bir camdır. Sinan bizi göremez. Yaklaşın, rahatça bakın. Eminim. O adam olsa daha ilk görüşte tanırdım. Kesinlikle o değil. Peki Rıza Bey, gidebilirsiniz. Bir gelişme olursa biz size tekrar başvuracağız. Merhaba. Nasılsın? Firar'da bir cinayet sanığı için soracaklarım vardı sana. Gereği kalmadı. Arkadaşlar bu sabah yakalamış. Gidebilirsin. Kurtulduğunu zannetme. Rıza Bey Deli Ormanlı Sinan'ın fotoğrafını ilk gördüğünde evet bu çok benziyor demişti. Bugün ağız değiştirdi. Gerçeği gizleyecek kadar değiştirmesinin önemli bir nedeni olmadı. Mahmut Bey, Ayvalık'tan telefon etti. Pekmet etti seni. Sağ olsun. Başına gelenleri biliyorum. Dert etme, unut, kendini işine ver. Cevat Bey'in otobakım servisinde çalışacaksın. Muhasebeye uğra, avans verecekler. Birkaç gün dinlen. Pazartesi günü başlarsın. Çok sevindim. Sizlere layık olmak için çok çalışıp elimden geleni yapacağım. Bekir, al arkadaşımızı bizim servise götür. Göster. Baş üstüne efendim. Buyur gidelim baba. Aa, bir dakika. Mahmut Bey kızını da övdü. Avukatmış galiba. Evet. Ceza avukatı.
İftarımdır doğrusu. Bir gün onu da getir tanışalım. Hay hay. Kızım da çok sevinecek. İyi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ hayırlı olsun. Reşit Bey'im ellerinden öperim. Ölüyorum bu zindanda. Kurtar beni. Biraz daha sabır Behçet. Bu duruşmadan sonra tahliye olacaksın. Kurtar yoksam çıldıracağım burada. Yılan yuvasındaymış gibiyim. Bilemezsin halimi. İyi bilirim. Tam 4 yıl, 6 ay, 8 gün yattım orada. Az kaldı Behçet. Kurtaracağım seni. Bana güven. İyi haberlerini bekliyorum beyim. Saygılar. Efendim? Alo. Kaçtır arıyorum. Ben Hürmüz. Gelecek hafta mahkememiz var. Unutmadın değil mi? Unutur muyum hiç? Daha çok var. Siz sakin olun. Nasıl sakin olabilirim? İki kızımın biri öldü. Öbürü yıkılmış çırpınıyor. Behçet denen o adamın canı çıksın inşallah. Mahkemede intikamımızı alalım ne olur. Tamam merak etme. Biz de hiç korkmadan hakkımızı arayacağız. İçin rahat olsun. İyi günler. Bu Behçet'i hapishaneden kurtarmamız gerekiyor. Ümidini keserse bize düşman kesilir. Ölen kızın anasına bol para verip ifadesini değiştirirsek Behçet kurtulur. Ayrıca karşı tarafın avukatı da kimmiş bir öğren bakalım. Buraya getir, ben konuşacağım. Peki baba. Arabanız hazır, bir parçasını değiştirdik. Bizzat kendim sürüşe çıktım. Arabanız saat gibi, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Selahattin ne oldu o araba? Az bir işi kaldı usta. Tamam. İyi günler Pervin Hanım. Mümkünse bizimle geleceksiniz. Nereye gelecekmişim? Reşit Çanoğlu Bey'imiz sizinle önemli bir şey görüşmek istiyor. Ne görüşmek istiyormuş? Bu konuda bizim bir bilgimiz yok. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Reşit Bey'in ricası. Hadi gidelim. Alo. Alo, Nermin'cim merhaba. Sana bir müjde vereceğim. Baban işe alındı. 2 gün sonra işe başlayacak. Ah çok sevindim. Babam için çok iyi olacak. Annem de rahatlar biraz. Az sonra gelip alacağım seni. Söyleyeceklerim var. Olur, konuşmamız gerekiyor zaten. Bu arada ben de annemden izin alayım çıkalım. Buyurun. Gel. Avukat hanım geldi. Gelsin. Buyurun. Oo. Yabancımız değilmiş. Rahmetli Şevket abimizin avukatı Pervin Hanım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buyurun. Hiç de hoş gelmedim. Bana iltifat etmeniz için mi getirildim? Bir hata olmuş. Yoksa size karşı bir yanlışımız olmaz. Sadede gelin Reşit Bey. Sizinle yıldızımız bir türlü barışmadı. Oysa kapılarımız ardına kadar açık. Bu nazik teklifinizi daha önce de reddetmiştim. Sizinle Behçet Yılmaz hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kader kurbanı olmuştur. Onun boğazının bu kadar sıkılması bizleri üzmektedir velhasıl. Behçet kader kurbanı değil. Hesaplı, planlı, acımasız bir katil. Bu kadar insafsız olmasanız daha kolay anlaşırdık. Kumarhanelerden uyuşturucuya her türlü pisliğe bulaşmış bir suçlu. Kanına girdiği genç bir kızla perişan ettiği anne ve ablasının kim hesabını verecek? Yaptıklarının diyetini ödeyecek, cezasını çekecek. Seni vicdan dersi vermen için getirmedik buraya. Neler söylüyorsun sen? Pervin Hanım yasalar neyi emrediyorsa onu yapıyor. Damadım olur kendisi, Burhan. Biz rica ettik, siz kabul etmediniz. Sağlık olsun. Çok anlayışlısınız. Başka bir ricanız yoksa gitmek istiyorum. İyi günler avukat hanım.
nazik davranmaları iyiye alamet değil. Tedbir almalıyım. Behçet'in adamımız olduğunu biliyor. Bile bile üstümüze geliyor. Baba, anlaşılan başımıza iş açacak bu avukat. Açamayacak. İyi ama nasıl? Belki de bir kazaya uğrar. Belli mi olur? Hoş geldin benim güzel kızım. Çorbayla yaprak dolması pişiriyordum senin için. Yaşa annem. Buralara boşuna mı gelmeni istedin? Bekir obalı verdi müjdeyi. Babanı işe almışlar çok şükür. Hayırlısı. Nermin nerede? Benim de ona güzel bir haberim var. Benim yanımda büroda çalışmasını istiyorum. Sevinçler bugün üst üste. Ama az önce gitti Nermin. Bekir obalıyla biraz gezip gelecekler. Aldığım bu çiçekleri çok beğendim. Beni çok şaşırttın. Kasabada hayal kurardım hep. Hep böyle başlamasını isterdim. Haddimi aşıyorsan bağışla. Bu sevda işi başıma ilk defa geliyor. Söylemiştim. Sabırlı olacak, bekleyeceksin. Üniversiteye gideceğim. Babamla annem nasıl karşılar evlenmemizi bilemiyorum. En çok da ablamın kararı önemli. Biliyorum, bekleyeceğim. Zamanla hepsi tanıyacaklar beni. Şimdilik gizli buluşalım, arada bir. Evet. Ablamı hiç belli etmesek iyi olur. Sen ne istersen o olacak. Susmak ve beklemek. Mutluluğun yolu sabır. Alo, buyurun. Burhan Bey'le mi konuşuyorum? Evet. Ben kiminle konuşuyorum? Ben Orhan Akdoğan. Yusuf Akdoğan'ın oğlu. Bak, yanlış numara çevirmişsin. O akbabayla ve de kötü tohumuyla işimiz olmaz bizim. Babam için ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yoksa seni aramazdım. Derdin neyse öksür. Yoksa kapatacağım. Seninle konuşmalıyım. Çıkarlarımız ve hedeflerimiz aynı. Telefonda daha fazla konuşamam. Alo. 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 Beni bir saat sonra ara. Olup olmayacağını söyleyeyim. Zuka'yı yuttu. Eli mecbur. Arayacak, göreceksin. Anlaşacak benimle. İşin en zor yanı buydu. Bundan sonra hükümdar sensin. Üstelik çok sürmeyecek. Asıl tehlike bundan sonra. Babam duyacak olursa boynumu uçurur. Hiç acımaz. Belki de bilerek duyuracaktır. Ama dönecek değilim. Başımı koydum ben bu yola. Başımı! Beni bir saat sonra ara dedim. Ne yapayım baba? Yusuf'un bir derdi olsa Cevat'ı ya da Bekir'i gönderirdi. Niye araya oğlunu soksun ki? Bize bir numara mı çekiyorlar? Kavgalı da olsalar Orhan Yusuf'un tek oğlu. En güvendiği kişi. Ekrem'in öldürülmesi, inşaatlarının mühürlenmesi bitirdi Akdoğanlı'yı. Gebereceğini biliyor, oğlunu gönderiyor ayağımıza. Barış için yoklama yapıyor. Peki ne yapacağız şimdi? Buluş konuş. Ne teklif ederse etsin razı olma. Yusuf'u da ailesini de iyice korkutalım. Yalvartalım biraz. Hoş geldiniz. Arayan oldu mu? Evet. Telefon edenlerin listeleri. Tamam. Bir de yan tarafta sizi bekleyen bir misafiriniz var. Necmi Bey. Ah, tövbekar hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zaman geldin? Uzun süredir sizi bekliyor. Hadi gel içeri geçelim. Nasılsın bakalım? Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum. Döndüğümü kimden öğrendin? Oya'dan mı? Yo, kimseye sormadım. Öyle içime doğdu. Nasıl şeymiş o öyle içime doğdu? Vallahi ben de bilmiyorum. Eskiden o kanlı bıçaklı zamanımızda ne istesem tersi olurdu. Tövbe edince değişti mi yani? Hem de nasıl. Kimsenin canını yaktığım yok. Bir kenarda öyle uslu uslu yaşamaktayım. Ya bir şeyi çok istedim mi? Mesela
sizi görmek gibi. Bir zaman sonra uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam şarkısı gibi. Bir bakıyorum o isteğim gerçek oluvermiş. Yoksa beni yine yemeğe mi davet edeceksin? İşte bu kadar. Siz de peki geliyorum diyeceksiniz, olup bitecek. Geleceğim ama bugünlerde olmaz. Ailem İstanbul'a yerleşiyor. Onlarla beraber olmak zorundayım. Tabii, ne güzel ya. Aileden güzeli yoktur. Gözünüz aydın. Ve darısı başıma artık. İnşallah tövbekar. Gelecek hafta içinde bir akşam mutlaka gelirim. Pazartesiden sonra telefon ediyorum. Adres veriyorum. Yo. Adres vermiyorum. Ben sizi Beşiktaş vapur iskelesinden karşılıyorum. Bari bando mızıka da olsun yanında. Hayır. Ben size Hicaz'dan Yollarına Gül Döktüm şarkısını okuyacağım. Anlaşıldı. Gelmeliyim ve konuşmalıyız. Hoş geldiniz. Tam saatinde getirdim anacığım. Senden de bunu beklerdim. Buyur bir çayımızı iç. Sağ ol ama başka zaman. İşe dönmeliyim. İyi peki, sen bilirsin. Hoşça kal Nermin. Her şey çok güzeldi, çiçeklerin kadar. Nermin, ablan uğradı bir ara seni sordu. Bekir'le gezmeye gittiğinizi söyledim. Hay Allah, keşke söylemeseydin. Niye, ne oldu ki? Yok bir şey. Bir saat sonra ara dedi. Aradım. Yarın sabah saat 8:30'da Tarabya sahilde parkın orada beni bul. Peki. Yanlış bir şey yaparsan sonuçlarına katlanırsın. Yanlış yapacağım bir işe hiç girmedim. Tam saatinde yalnız başına geleceksin. Arabanı da uzak bir yere park et. Yürüyerek gel. Duydun mu beni? Duydum. Olsun, teşekkür ederim. Gözlerimiz yollarda kaldı. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hadi. Müdürüm nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Ulan kocaman oldunuz be, kocaman oldunuz. Her zamanki gibi imdadımıza yetiştiniz. Kaloriferlerimiz tam yanacak. Binanın damını aktaracağız. Muslukları da onartacağız. Sağ olun. 11 yıl ekmeğini yedim buranın. Ne kadar yapsam azdır. Annemin beni buraya ilk getirdiği günü hatırlıyorum. Yeter oğlum ağladın. Sinan niye ağlıyorsun bu kadar? Annem mi? Annen yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Vay be, hanım evladına bak. Bizde ne ana var ne baba. Bak biz ağlıyor muyuz? Yeter oğlum, anne. Sus oğlum ya. Anne! Eski günler kolay unutulmuyor değil mi? Hiç unutulmuyor. Çocuklarımız için tekrar teşekkürler. Ben yine geleceğim. İyi günler.
Şu bahçeyi de yeniden hale yola koymak lazım. Çiçek ekeyim. O gelmeden önce bir de suladım mı? Allah var mı bana yan bakan? Şimdi fiyakası gıcırlı bir de hediye icap eder Pervin Hanım'a. Küpe bilezik takımından bir set. Sever herhalde. Ah be. Öyle bir gecede isterdim ki Sinan kardeşim de benimle beraber olsun. Olamaz. Bugünlerde ne istesem oluyor. Ya kendimden korkmaya başladım ha. Ne oldu ya? Beni gördüğüne sevinmedin mi tövbekar? Ya Sinan, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Şimdi seni anlıyorduk iyi mi? Kimle? Ben Necmi, öbür arkadaşın tövbekarla konuşuyorduk. Tövbekar? Bu Necmi var ya, benim şu dünyada vazgeçemeyeceğim tek adam biliyor musun? Sen de benim can arkadaşımsın be. Anamsın be, babamsın be. Hoş geldin, hoş. Bana bak, al şu rakıdan bir yudum iç. Sen tövbekarla beraber otur, ben bir bardakla tabak alıp hemen geliyorum. Beni çok güzel karşıladılar, içten davrandılar. Sanki adamlar para babası değil de bizim gibiydiler. Bir çayımız kahvemiz eksikti. Böyle olmalı elbet. Sen çoktan hak ettin bu şekilde karşılanmayı. Kimmiş bunlar, ne iş yapıyorlarmış? Asıl patron Yusuf Akdoğan. Yanındaki de her işin sorumlusu Cevat Bey. Cevat. Neydi soyadı? Cevat Kansu olmasın? Evet Kansu. Sen nereden biliyorsun? Tanıyor musun yoksa? Ablam her şeyi herkesi tanır ve bilir. Bir dava dosyasında isimleri geçmişti. Oradan aklımda kalmış. Sonra Bekir'le muhasebeye indik. Bir de bana avans verdiler. O avansla bunları aldım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bir de işe başladım mı hiçbir sorunumuz, hiçbir derdimiz kalmayacak. Buralara gelmenize ben sebep olmuşken nasıl böyle bir girdabın içine sokarım sizi? Seni kurtarmalıyım baba. Kurtulmalıyız. Yarın erkenden yolcuyum. Hoppala. Gene nereye ya? Bilmen gerekmiyor. Eşyalarımı, bir de sendeki o meşhur hapishane fotoğrafımızı almaya geldim. Ne o? Sen benimle selamı sabah kesiyorsun galiba. Niye alıyormuşsun resimleri? Polis çemberi daraltıyor, sana da gelebilirler. Bu evde bana ait hiçbir şey olmamalı. Kardeş, sana da bir zarar gelsin istemiyorum. Kalmak isterdim ama evde incelemem gereken dosyalar var. Sen bilirsin kızım. Siz arabaya gelmeyin, Nermin beni geçirir. İyi geceler güzel kızım, kendini fazla yorma. Hadi yav. İyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Çok üzün Nermin. Bekir'le çıktığımı söylemiş sana annem. Bu meseleyi daha ne kadar konuşacağız? Kaç kere söyleyeceğim o adamdan uzak dur diye? Abla ne olur anla beni. Bak, bu gece babamın hatırı için sustum. Kimsenin neşesini bozmak istemedim. Hadi şimdi gidip uyu. Ama bu mesele kapandı zannetme. Seninle sonra konuşacağız. Kim o? Abla benim. Merhaba ablacığım. Hoş geldin. Hayırdır? Evde tatsız bir şey mi oldu? Bana kızgın olduğun için geceden beri gözüme uyku girmedi. Evde duramadım. Hadi gel içeri. Beni gerçekten çok üzdün. Bekir konusunda seninle anlaştığımızı sanıyordum. Şimdi beni iyi dinle Nermin. Babamın çalıştığı Akdoğan Holding kara parayla çalışan bir yer. Sahipleri yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden. Ciddi misin sen? Geçen yıl yaralandığım saldırıyı tertipleyen onlardı. Avukatı olduğum birini ve korumalarını öldürdüler. İnanamıyorum abla.
Hiçbiriyle tanışmadım ama Yusuf Akdoğan da, oğlu da, Cevat Kansu da her türlü kötülüğü yapabilecek kişiler. Babam işte bunlara hizmet edecek. Çok kötü. Daha kötüsü de var. Bekir Obalı da onların adamı. Babamızı bu işe yerleştiren de o. Şimdi anladın mı beni Bekir Obalı'dan niçin seni uzak tuttuğumu? Babamı da o şirkette çalıştırmayacağım. Çok üzülecek. Ta nerelerden İstanbul'a gelmiş, hemen işe girmiş. Dün akşam ne kadar mutluydu. Ben de çok üzülüyorum. Ama buna mecburuz. Nedir istediğin? Babamın yerine geçmek. Neden? Akdoğan'la Yusuf'un oğlusun. İtibarın, paran pulun, her şeyin var. Baban da ne istersen yağdırıyordur sana. Daha ne istiyorsun? Hiç öyle değil. Bir kere babam beni adam yerine koymuyor. Örgütte hiçbir yerim yok. Paraysa kaşığın ucuyla besliyor beni. Suç belki de sende. İşe yaramıyor olabilirsin. Nasıl biri olduğumu zaman gösterecek. Bütün yeraltı dünyası beni konuşacak. Ama sadece size karşı başım eğik olacak, merak etme. Anlamıyorum. Niçin daha önce değil de şimdi çıkıyorsun ortaya? Çünkü tam zamanı. Babam doydu ve yoruldu. Artık korkuyor, kaçıyor. Korkuyor demek. Hı hı, evet. En çok da sizlerden. Günlerce kendini de bizi de eve hapsetti. Ben de sizleri güçlü olduğunuz için aradım. Sen nasıl güvenelim? Babasının ölümünü isteyen bir oğul başkalarına neler yapmaz? Abi kardeş ve baba oğul kavgası binlerce yıldır var. Bunda şaşılacak bir şey yok. Oğlum telefonun niye kapalı? Niye? Hadi aç artık şunu. Aç konuş. Arada bileyim ne olduğunu. Neredeydin? Kızım çok merak etti. Deli oldu sabahtan beri. Hani işe gidiyorum demiştin. Saatlerdir ortada yoksun. Evi dağıtmak için bekliyordum. Kıyameti koparacaktım. Burhan bir tanedir. Ayrıca her zaman benim denetimim altındadır. Gel bakalım koçum. Sağ ol baba. Ne oldu anlat bakalım. Bu saate kadar neredeydin? Telefonun niye kapalı? Bildiğin gibi değil baba. Duyunca sen bile şaşıracaksın. Hayrola, ne oluyor? Bak, bu teybe bütün konuşmalarımızı kaydettim. Akdoğan'ın oğlu İlmi'yi hem kendi hem de babasının boynuna geçirdi. İpi de bizim elimize verdi. Burhan, ne diyorsun? Kaseti dinleyince alnımdan öpeceksin beni. Aferin koçum. Gel benimle. Thank you.
Siz şu taraftan gidin. Siz yukarıdan dolaşın, siz de benimle gelin. Babam doydu ve yoruldu. Artık korkuyor, kaçıyor. Korkuyor demek. Evet, en çok da sizlerden korkuyor. Günlerce kendini de bizi de eve hapsetti. Ben de sizleri güçlü olduğunuz için aradım. Sana nasıl güvenelim? Babasının ölümünü isteyen bir oğul başkalarına neler yapmaz? Abi, kardeş ve baba oğul kavgası binlerce yıldır var. Bunda... Böyle evlat olmaz olsun. Akdoğanlı Yusuf ölmüş meğer. Ölmüş de ağlayanı yok. Dediğim kadar varmış değil mi? Dediğinden bin beter. Tetikçini bul, konuş. Akdoğanlı'nın işini bitirsin artık. Baba, bu kaset elimizdeyken Yusuf'a da oğluna da ne istersek yaparız. Tetikçiye gerek var mı artık? Babasını o tetikçiye biz değil, oğlu Orhan öldürtmüş olacak. İspatı da işte bu teyp. Evet, ben de kalıyordum. Gece buradaydı ama sabah ben uyurken gitmiş amirim. Nereden tanırsın Sinan'ı? Mahpushaneden. Biz onunla kader arkadaşıyızdır. Hem de ölümüne. Öyleyse her şeyi konuşursunuz aranızda. Tabii. Bizim aramızda hiç gizlimiz saklımız yoktur amirim. Peki cinayet işlediğinde söyledi mi sana? Hayır. Ne cinayeti? Benzin istasyonunda öldürdüğü kişiden hiç söz etmedi mi? Sinan Taliye'den biri eline silah almadı. Kimseyle kavga etmedi. İnan olsun kimseyle tartışmadı bile. Evi aradık. Silah, cinayet aleti, herhangi bir eşya. Şüpheli hiçbir şey bulamadık amirim. Alın bunu emniyete. Tamam amirim. Hadi bizimle geliyorsun. Üstüme bir şey giyseydim. Giy hadi. Bir ay içinde babamı uzakça bir tatil köyüne gönderiyorum. Orada ömür boyu dinlenir. Ondan sonra... Şşş, yavaş, geliyorlar. Günaydın çocuklar. Afiyet olsun. Günaydın, sağ olun. Baba, sen bu saatte evde olmazdın, ne oldu? Bazı özel hesaplarımı kontrol etmem gerekti. Biraz da tembellik edeyim dedim. Çok iyi ettin. Biz de erken az önce uyanabildik. Bütün gece deliksiz uyumuşuz. Hiç kalkmadan mı? Hiç kalkmadan değil. Hiç uyanmadan. Sabah o saatte bahçedeydiniz. Neden saklıyorsunuz? Cevat Bey seninle bazı şeyler konuşacaktı. Arasan iyi olur. Hay hay, ararım baba. Bugün tatil köyüne Mahmut Bey'e gideceğim. Davet mi etti? Yarın rahmetli oğlunun mahkemesi varmış. Cenazesine gidememiştim. Bu vesileyle gönlünü de almış olurum. Kendisine saygılarımızı ilet babacığım. Oğlumuz baltasını ormana gömmüş, barış çubuğunu da yakmış, farkında mısın? Evet, hiç olmaz mıyım? Barışmanıza sevinemiyorum. Bizden bir şeyler gizliyorsunuz. Sen Orhan, o saatte nereden geliyordun? Ayten seni niçin kapılarda bekliyordu? Konuş bakalım tövbekar efendi. Bir cinayet zanlısına yataklık ettiğin için seni de savcılığa verip tutuklatırım. Birbirimizi yokuşa sürmeden konuşalım. Anlat bildiklerini. Ya olan biten bir şey yok gibi bilgim olsun müdürüm. Sinan kimlerle buluşup konuşuyordu? Ya benden başka kimseyle konuştuğu yoktu. Bir aydan fazladır gece gündüz beraberiz. Ya her yaptığına ben şahidim. Ben kefilim. Ekrem Kozluca olayında kim anlaştı Sinan'la? Parayı kim verdi? Ya ne Ekrem'i tanıyorum ne de olaydan haberim var müdürüm. Ortada herhangi bir para falan da yok. Boşuna inkar ediyorsun. Nasıl olsa öğreneceğiz. Ya Sinan da benim gibi tövbe etmiştir. Hayata küskündür o müdürüm. Ne gezer, ne eğlenir. Onun öyle kadınla kızla falan hiçbir ilgisi yoktur. Dünyada bir halasını sever. Hani ayıptır söylemesi, bir de beni sever. Canı gibi yani. Alo, buyurun. Merhaba Pervin, nasılsın? Baban, ailen nasıl, iyiler mi? Sağ olun, hepimiz iyiyiz. Yerleşmeye çalışıyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Siz nasılsınız? Yarın duruşma var. Halil'i korkutmuşlar. Avukat olarak seni isteyememiş.
Rahmetli oğlum için ben sana vekalet vereceğim. İş adresini istiyorum. Yarın Gürkan için gelebilir misin? Nasıl gelmem? Akşam oradayım. Sağ ol kızım. Adresi verir misin? Hemen yazayım. Yine Necmi gelmiştir. Ya neredeydin? Nasıl buldun beni? Takip mi ediyorsun? Peşimde misin ya? Tam evden çıkarken gördüm polisleri. İçim içimi yedi. Biraz daha kalsaydın yanına geliyordum. Ya hakikaten lakabın gibisin be Deli Ormanlı. Aslanım benim be. Tatil köyüne Mahmut Bey'e gidiyorum. Rahmetli Gürkan'ın duruşması varmış yarın. Dönüşte de rahat edeceğiniz bir ev bakalım. Neden? Bekir Obalı istemiyor mu bizi? Çıksınlar mı dedi, ne oldu? Yo, sizlere sevgisi saygısı çok büyük. Ama yine de yük olmamak gerekir. Size rahat oturacağınız bir ev lazım. Sen daha iyi bilirsin kızım. Biz sana inanıp güvenip geldik. Babama da başka bir iş düşünüyorum. Aa, o niye? Daha yeni başlayacak çalışmaya. Hele bir başlasın, bir gidip görsün. Daha az yorulacağı, daha sağlam bir iş bulmak istiyorum. Adliyede falan. O zaman babanla konuşursunuz. Bugün babamı göremeyeceğim herhalde. Dönüşte bunların hepsini konuşuruz. Ne şahit var ne de delil. Sadece senden şüpheleniyorlar. Ama bana öyle bir yüklendiler ki sorma gitsin. Açmaza düşürmeye çalıştılar. Ben de ağzıma kilit vurunca ne limon. Benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. İşinden gücünden de oldun. Yok daha neler. Holding mi yönetiyoruz ya? Allah Allah. Hem üstelik eksik olma. Sen bütün tedbirleri almışsın. Fotoğrafımızı bile götürmüşsün. Ama polis abiler daha uyanık çıktı. Ne haber? Herhalde diyorum o tanığı konuşturamadılar. Eğer konuşmuş seni ele vermiş olsaydı öyle kolay kolay yırtamazdım ben. Acaba seni görünce niye konuşmadı? Bilmem. Bir başkasına benzettiğini anladı herhalde. Biz eski mapushaneciyiz Deli Ormanlı. Unutma. Aramayacaktım ama mecbur oldum. Durum değişti. Biraz acelemiz var. Anladım. Ne yapmamı istiyorsun? Oğluyla konuştum az önce. İş ortağının çocuğu öldürülmüş. Onun mahkemesi varmış. Akçay'daki Larut tatil köyüne gidiyor. Hemen sen de peşine düş. Buradan uzakta olması daha iyi. Paran hazır. Odanı da şimdi ayırtacağım. Tarık Ersun adına. Bu arada bu iş bitince başka biri var. Onun cesedini görmek için sana ortaklık bile teklif edebilirim. Anladın mı? Bunu konuşmak için erken. En kısa zamanda oradayım. Alandıysa ellerinden öpseydim keşke. Eski bir arkadaşım. Yazdığına çağırdı. Ya gitme diyeceğim, dinlemeyeceksin. Ama bir an önce buradan uzaklaşıp gitmenin tam zamanı. Sen rahat ol tövbekar. Senin sultanın geleceği geceyi kaçırmam. Akçay'a giderken kimi alıyorsun yanına? Cevat'la gideceğim. Başka? Ben varım ya Cevat. Yetmez mi? Ya yeter de kalleşlikle kancıklıkla baş etmek zordur. Bekir'i de alsan. Bekir mühürlenen inşaatların sorumluluğunu alacaktı. Ha, konuştun mu onunla? Kabul etti mi? Ona soracak değiliz ya. Emredeceğiz yapacak. Tamam iyi, sen hallet. Ben gidiyorum. Orhan epeyce değişti. Eskisi gibi saygılı, söz dinleyen bir evlat oldu. Neden acaba? Nedenini bırakalım şimdi. Önemli olan oğlumun değişmesi. Orhan hiç çalışmadığı için iş hayatını bilmez ama yine de ona bir iş vereceğim. Söyledim kendisine. Seni bu konuyla ilgili birazdan arayacak. Tamam. Hadi. Hoşça kal Cevat Bey. Her şey sana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Sık sık haberleşiriz. Tamam. Gerekirse hemen gelirim. Sağ ol. Hadi iyi yolculuklar. Hadi dikkatli kullan. Sen merak etme abi.
Sedat, takip falan edildiğimiz yok değil mi? Yok abi. Sen yine de dikkatli ol. Merak etmeyin efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Pervin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Niye zahmet ettiniz buraya kadar? Asıl zahmeti ben sana verdim güzel kızım. Seni buraya keşke bambaşka bir nedenle çağırabilseydim. Gelinim diye çağırabilseydim. Olamadı. Unutmasak bile daha az hatırlayalım. Yaşasaydı Gürkan da böyle isterdi. Haklısın. Hadi odana çık, dinlen biraz. Sonra mahkemeyi konuşalım. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ ol. Hoş bulduk. Gelmekte çok geciktim. Kusurluyum, bağışla. Ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Gelmiş olman güç verdi bana, onur verdi. Hanımefendi nasıl? İyi. Orhan, gelin hanım. İyiler, iyiler. Saygılarım var. Sen rahatsız olma. Bizi odamıza götürürler. Havuz kenarındaki terasta bekliyorum. Tabii önce bir iki kadeh bir şey atalım. Barda buluşalım, hadi. Yatıp dinleneceğini sanıyordum. Yarın duruşmadan sonra dinlenirim. Soracaklarım var. Oturmaz mısınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tarık Ersun adına oda ayırtmıştı. Bakalım. Bir saniye. Halil'le konuşabildiniz mi? Yarınki duruşmada ne yapacak? Bir defa haberci gönderdim hapishaneye. Merak etmesin demiş, o kadar. Ona güvenmiyorum ama kızamıyorum da. Celal'in ekmeğiyle büyümüş birisi. Emniyet müdürlüğünde verdiği ifadeyi tekrarlasın yeter. Belki seni görünce toparlanır, yüreklenir. Celal Demircan'la aranız nasıl? Birkaç defa gelmeye kalkıştı, istemedim. Herhalde çıldırıyordur. Yarın benden çekeceği var. Pervin denen avukat kadın buraya, tatil köyüne Mahmut'a gelmiş. Ya, benim haberim yok. Niye yok? Olacak. Yarınki duruşma için geldiği, bana saldıracağı besbelli. Hiçbir şey yapamaz. Rıdvan'la Bekler senin tarafında. Halil ise zaten korkuyor. Seni hiçbiri suçlayamaz. Halil'e güvenilmez. Ayrıca o Pervin denen kadın, bakarsın aklımıza gelmeyen bir şey bulur, başımıza iş açar.
Ne yapmamı istersiniz? Pervin'e git, gizlice konuş. Peki ne diyeceğim? Celal Demircan bu defa işi başkalarına bırakmayacaktır. Ona göre ayağını denk alsın. Hadi. Tamam. Kim o? Abi ben Sedat. Tamam geliyorum. Zor bir gün olacak. Her şeyi hatırlayacak. O acıları belki yeniden yaşayacaksınız. Bence sakinleştirici bir ilaç alıp erkenden yatın. Öyle yapacağım. Ama önce pek hatırlı bir misafirimi ağırlamam lazım. Hadi görüşmek üzere kızım. Görüşürüz. Selamlar, hoş geldiniz. Size söyleyeceklerim var. Söyle, dinliyorum. Böyle ortalarda konuşulacak şeyler değil. Celal Bey'imizden bir mesaj vardı. Arabamla şöyle bir tur atsak. Ne seninle ne de Celal Demircan'la konuşacak hiçbir şeyim yok. Bırak şimdi diklenmeyi de gidelim. Yoksa çok tatsız şeyler olacak. Seni nasıl aldılar buraya? Nasıl girdin ona şaşıyorum. Uzatma da gidelim. Arabam kapıda. Söyle efendine yarın mahkemede nasıl olsa konuşacağız. Bir gün daha bekleyiversin. Gel dedim. Bırak sana. Beni. Bir daha da karşıma çıkayım deme, anladın mı? Yeah.